Stüdyo Zürih'le bu sefer karşınızdayız efendim. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Tahsin Aygün bizlerle birlikte ve kendisiyle şöyle genel bir değerlendirmeyle başlayacağız. Marbling Grup CEO'su. Hoş geldiniz Tahsin Bey. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tahsin Bey. Şimdi biz Türkiye'de yarım hafta yaşayacağız efendim iş günü olarak, iş günü sayısı olarak. 2,5 günlük bir süremiz var ama o kadar çok gündem meşgul ki hem küresel tarafta hem yurt içinde hem jeopolitik risklerin ağırlık kazandığı hem de fiyatların artık değiştiği bir noktadayız. O yüzden tahminlerde bulunmak gittikçe zorlaşıyor. Benim kendi görüşüm böyle. Yani bir şeyin değerini ölçerken ya nelere bakmamız gerektiğini, hangi indikatörlerin ön plana çıkacağını, hangilerine odaklanmamız gerektiğini açıkçası kitapların yetersiz kaldığı bir dönem içindeymişiz gibi geliyor bana. O yüzden şöyle ben sizin öncelikle bir genel değerlendirmeyle başvurmanızı isteyeceğim. Tarım tarafında bir yükseliş var emtia tarafında. Altın, gümüş başta olmak üzere bir tarafta, enerji tarafında da bir yükseliş var. Hisselerdeki yön karmaşa içine girmiş gibi görünüyor. Gelen veriler nasıl değerlendirilmeli? Bir anda çıkış yaşanıyor, bir anda düşüşler. Sizin genel görünümle ilgili değerlendirmeleriniz nasıl? Evet, bugün isterseniz sizin söylediğiniz gibi ilk önce genel olarak dünyadaki ekonomik tabloyu gözden geçirelim. Hem de izleyicilerimizi biraz güncellemiş oluruz. Sonra vaktimiz kalırsa tırnak işareti içerisinde alışverişe gideriz. Evet, bir bugün, alışveriş yapalım. Bugün alışveriş günü. Eskiden file vardı biliyorsunuz değil mi? Evet, pazara evet, giderken evet. Bilmiyorum hala var mı hala, Türkiye'de? Hatta şu an yine Türkiye'de çok kullanılıyor. Çünkü poşet kullanımı yasaklandı. Yani yasaklandı derken farklılaştırıldı oradaki kullanımlar. Doğaya, çevreye katkısı var şu an için. O yüzden file kullanıyoruz. bu güzel bir haber. O zaman elimizde fileyle bugün pazara çıkacağız. Evet. Artık hangi pazara çıksa ve pazarda... programın ikinci yarısında pazarda ne ucuz ne pahalı ya da hangi ürün ucuz diğerine nazaran tabii ki görece hangisi daha pahalı şeklinde bakıp filemizin içerisine koyacağız. Yani bugün hisse piyasalarındaki alışverişe gidiyoruz. Evet çok güzel. Onu da ilerleyen dakikalarda irdeleyeceğiz. İlk olarak az önce söylediğim gibi ana başlıklarıyla şöyle bir özetlemek istiyorum. Dünyada son durum nedir diye. Genel ortalama büyüme dünyada %6'lara varacak şeklinde beklenti var. 2021'in sonu itibariyle bütün 2021'in ortalaması. Geçtiğimiz sene zaten bir o kadar küçülme vardı. 2008'deki tabloyla bir eşdeğer tablo karşımızda. Krizler oluyor. Hangi sebepten dolayı oluyorsa ondan dolayı oluyor. Bu hususta sabaha kadar tartışırız. Daha sonra arkasında merkez bankaları her zaman olduğu gibi müdahale ediyor. Ve müdahale tırnak işareti içerisinde başarılı oluyor ve büyüme tekrardan sağlanıyor. 2021 dünyanın büyüme oranının normalin üzerinde. Ki dünya normalde ortalama işte gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkelerin ortalaması alınca dörtler civarında bir büyüme sağlıklı veya geçmişte daha çok gördüğümüz büyüme bu sene 6 olacak. Düzelme, iyileşme bekleniyor. Gelen rakamlarda öyle. Bütün bunlar ama bir reaksiyon daha önceden veriyor. Bazı sektörlerde, isterseniz o sektörlere bakalım. Evet. Büyüme iyi olacaksa hangi sektörler hızlı bir şekilde reaksiyon göstermiş? Az önce sizin söylediğiniz gibi ilk başta emtialar. Emtialar çıkmaya başladı. Olacak olan bir senaryoya karşı. Bütün hemen hemen alınabilir, satılabilir en likit emtiaların fiyatları çıktı. Şöyle bir gözden geçirelim. Nedir diye onlar? Enerji sektöründe büyük bir çıkış var. Geçtiğimiz bu yılın year to date 2021'in başından bugüne kadar en çok enerji sektöründeki hisseler yükselmiş. Arkasından finans sektörü. Çünkü karlılık oranları artacak bekleniyor. Büyüme var. Reel büyüme kredi
kredi oranlarının, kredi talebinin artmasına sebep kılacak. Arkasından emtia %16 artmış, finans sektörü %22 artmış. Dünyada growth'tan, yani orta ve küçük dereceli firmaların büyümesindeki talebe nazariyatta artık büyük firmaların sahneye çıkacağı şeklinde beklenti var. Yani uzun lafın kısası, dünya normalleşiyor. Normal büyümeye doğru gidiyor. Ama anormalleşen birçok indikatör var. Onları da şimdi sizlerle bakarız. Neler anormalleşmeye başlıyor diye. Vaktimiz varsa. Evet evet var, buyurun. Buyurun efendim. Evet. Şimdi şöyle, bu anormal normalleşme süresi içerisinde gözümüze ilk olarak çarpan bir şey var. Halen dünyadaki merkez bankalarının basıp piyasaya sürdüğü para oranındaki büyüme devam ediyor. Şimdi şöyle bir bakarsak, bu Amerika'da yaklaşık %25 lira varmıştı. M2'den bahsediyorum. Yani piyasadaki para miktarı. Merkez Bankası parası değil, piyasa parasından bahsediyoruz. Yani yansımadan bahsediyoruz. Bu yansıma, ki en önemli indikatör odur. Siz Merkez Bankası istediğiniz kadar para basın, bilançodan dışarıya onu kredi şeklinde aksettirmeniz gerekir. Bu M2 indikatörünün büyüme hızı hala %20 civarlarında. Ama büyüme hızı küçülmeye başladı. Yani 25'ti, 24, 23, 21 aşağıya doğru gidiyor. Halen bütün bu iyi rakamların gelmesine rağmen, çok basit deyimle toplumun anlaması için, hızlı bir tempoyla merkez bankaları para basmaya devam ediyor. Şimdi bu tartışmaya açık bir konu. Bunun hemen etkilerinden ilk başta gelen hisse senetlerinin düzenli bir şekilde çıkması, emtia sektörünün arkasından çıkması, ki geçtiğimiz yıl söylemiştik, bütün mal varlıkların fiyatı çıkacak diye. Ve kademeli olarak da enteresan olan, hemen hemen, yani altın da bu haftadan itibaren hemen hemen bu yıl fiyatı artmayan hiçbir şey yok. Yani bu Merkez Bankası politikasına ortada organik olmayan sentetik bir reaksiyon olduğu söylenebilir. O zaman bugünkü dersimizden ilk çıkacak olan sonuç, bu büyüme bu yıl içerisinde gerçekleşirse %6'lık dünyadaki büyüme ortalamada, bundan sonra bahsettiğimiz tüm mal varlığı fiyatlarında büyüme hızında bir düşüş olacak. Şimdi biz bunları nereden biliyoruz? Biz bunları 1970'ten biliyoruz, 90'dan biliyoruz. 2000'li yıllardaki dotcom krizinden biliyoruz, 94'teki Asya krizinden biliyoruz, 2008'deki krizden biliyoruz. Merkez Bankası müdahalesi piyasadaki emtia fiyatları dahil her türlü mal varlığını yukarıya doğru hızlı bir şekilde taşıyor ve daha sonra da hız kesiliyor. Şimdi biz bunu enflasyon beklentilerinden de görebiliriz aynı şekilde. Piyasanın hız keseceğini bir dahaki yıldan itibaren her türlü alanda. Enflasyon beklentilerine bakalım. Orada durum nasıl? Aynı şekilde 1.2 olan enflasyon beklentisi 10 yıllık. Yani 10 yıl içerisinde her yıl ortalama 1.2 olacak enflasyon beklentisi Mart sonu itibariyle yaklaşık 2.6 olarak Amerika'da çıkmış. 10 yıllık enflasyon beklentisi. Her yıl 2.6 olacak şeklinde reaksiyon gösteriyor. Şimdi eğer geçmişteki datalarımız bizi yanıltmazsa, muhtemelen bir dahaki yıldan itibaren, yani 2022 yılından itibaren enflasyon beklentisi dahil olmak üzere tüm fiyatların çıkış hızının azalacağını bekliyoruz. Tekrardan bunu o zaman şeye dökelim, anlaşılabilir bir hale getirelim. Örneğin enerji hisseleri ve
enerji fiyatları, emtia fiyatları bir yıl içerisinde ortalamada %16 çıkmış, enerji hisseleri %30 çıkmış. Bu büyümenin duracağını bekliyoruz 2022'den itibaren. Yani parasal etkinin, moneter etkinin ekonomiye olan verdiği güç, o power, hı hı, gücünü kaybedeceğini bekliyoruz. Şeyin, bu anlatımlardan çıkan özet budur. Peki Tahsin Bey, şimdi dediniz ki yukarı doğru trend olacak ama yavaşlayacak. Yani fiyat artışları biraz daha yavaşlayacak gibi. Peki evet, o zaman soralım sizinle, ikinci bölümü de değerlendireceğiz demiştik. Komşu olduğumuz ülkelerle kıyaslama yaparak şöyle hem bizim de bulunduğumuz hem de nasıl diyelim, emsal değerlerine de bakacağımız varlıklardaki, hisselerdeki diyelim, hatta bunu sadece parantez açıp sadece özel spesifik olduğunda belirtelim. Hisselerdeki değer artışları hangileri daha çok fırsat doğuruyor? Biz neredeyiz bu işten, buradan faydalanabildi mi şirketler? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi tüm bu bahsettiğim çok kısa, olabildiğine anlaşılması için çaba gösterdiğim bu analizden, evet, keza şimdi biz elimize fileyi alalım, pazara çıkalım ve hisse senetleri almaya kalkarsak nasıl bir sistematik izlememiz gerekiyor? Hangisi pahalı, hangi ülke pahalı diyelim, hangi ülke ucuz şeklinde bir analiz yaparsak karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor, değil mi? Şimdi pazarda olduğumuzu varsayalım, öyle bir bakalım ya, ne alacağız diye. Şimdi bir sistematik koymamız lazım. Bu eleştirilebilir, bu artırılabilir, başka sistematikler de konabilir. Pahalı mı, ucuz mu diye, hani domatese bir şey koymamız lazım. Hani kırmızı olması, rengi, değil mi? Deseni, belki hangi şeyden, ülkeden geldiği veya şehirden geldiği şeklinde insan önce bir bakıyor. Şimdi bizim koyduğumuz 5 tane indikatörü söylemek istiyorum. Bir tanesi çok eski, Schiller fiyat kazanç oranı. İkincisi prospektif fiyat kazanç oranı, yani gelecekteki beklenti fiyat kazanç oranı. Hı hı. Üçüncüsü fiyat satış oranı, değil mi? Evet. Dördüncüsü fiyat defter oranı. Beşincisi de temetni oranı. Şimdi bunlar veri. Hı hı. Şimdi bu verileri alıyoruz. Her birini %20, 5 tane veri ya, %20, %20, %20 şeklinde böyle yan yana koyalım. Bir puan cetveli oluşturalım. Puan cetveli. Tamam. Diyelim ki bunlara göre, bu bahsettiğim rakamlara göre dünyada hangi ülkeler diğerine nazaran daha ucuz, ya da hangi ülkeler pahalı, ötekisine nazaran daha pahalı. Evet. Öyle ya, pazarda duruyorsunuz şimdi, hani ucuz domates var, birazcık daha pahalı domates var. Doğası da öyle de olmalı yani. Şimdi ben birincisinden başlıyorum. Evet. Yani bu Schiller fiyat kazanç oranı, buna CAPE, KAPE dediliyor. Şeklinde geçiyor, KAPE şeklinde geçiyor. Bu zaten Profesör Schiller'in koymuş olduğu, çok da eski bilinen bir gösterge. Şimdi buna baktığım zaman yukarıdan aşağıya doğru karşıma en ucuzu neresi? Şimdi en ucuzu Türkiye. Schiller'in koymuş olduğu bu birinci indikatora göre aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Evet. Yani ucuz kelimesi değerine nazaran. Evet. Ucuz. Şimdi birazcık daha ilerliyorum. Mesela arkasından Polonya geliyor. Mesela Polonya da çok ucuz. Şimdi bu 5 tanenin hepsini toplayıp da üstten aşağıya, pahalıdan aşağıya doğru çektiğimiz zaman karşımıza çıkan çizelge, puan çizelgesi. Şu teknik kelimeyi kullanmam lazım. Bizi izleyen doktora öğrencisi arkadaşlar var, yanlış anlamasın. Yani quantile sistemi, kuantile sistemiyle gidiyorum. O zaman anlaşılıyor o ne demek istediğim. Puan cetveli diyelim. Bütün herkes anlasın. Şimdi en pahalısı, buna göre en pahalısı Amerika. 94.
Bu Mayıs rakamları. Tamam mı? Şimdi bir şey pahalıysa düşecek anlamına gelir mi? Hayır. Gelir. Gelir mi? Yani daha yani, çok yükselir bir şey, mi? Bir şey çok pahalıysa diğerine nazara tarihe bir bakarsınız. Doğru, ya aslında pahalıysa son evet. 50 yılda en pahalı olduğu yıllara baktığımız zaman çok pahalı olan, çok ucuz oranla aralarında bir düzeltme olmuş, birbirlerine yaklaşmışlar. Doğru. Yaklaşmışlar mı? Mesela diyelim ki Meksika ile Amerika'yı alalım. Şimdi tarihte, 30 yıllık tarihte Meksika dolar bazında S&P 500'den daha fazla getiri olduğu yılları var. Ama şu anda durum öyle değil. Şu anda en pahalısı Amerika, bu bahsettiğim 5 tane veriyi aldığım zaman. Arkasından Hindistan geliyor. Hindistan geliyor. Daha sonra Avrupa geliyor 84'le. Yani Avrupa'daki hisseleri alıyorsunuz. Ortalamasını bu değerlendirmeye göre koyuyorsunuz. Avrupa geliyor. Daha sonrasında Çin geliyor. Sonra Tayvan geliyor. Yani Tayvan'daki tabii fiyatlar çok çip fiyatlarından dolayı çok çıkmasından kaynaklanıyor. Kore 69 puanla ve Rusya 64 puanda. Yani ortalamaya 50 düşünürsek Rusya ortalamanın üzerinde pahalı. Yüksek yani. Evet. Bayağı hiç yani ben de görünce şaşırmadım da değil. Değil mi? Bu değerlendirmeden sonra. Sonra iniyoruz aşağıya doğru Rusya'dan sonra. Aşağıda Brezilya geliyor. 63 puanla. Japonya geliyor 55. Yani hemen hemen ortalamada Japonya. Bu bahsettiğim indikatörlere göre. Daha sonrasında South Africa geliyor 54. Polonya, Meksika ve Türkiye geliyor. Polonya 48, Meksika 33, Türkiye 5. Bu rakam 10'du en son programı yaptığımızda hatırlıyorsunuz Türkiye için. Türkiye'nin şu andaki o değerlendirmedeki rakamı 5. En ucuzu Türkiye şu anda. Bu değerlendirmeye bakıldığı zaman yani bir tanesi Amerika'daki fiyat 94 puanlama 94 Polonya'daki 48 Meksika'daki 33 Türkiye'deki 5 şimdi bu şans da doğru değil mi? Evet evet. Düşük olmanın verdiği bir avantaj da var. Şimdi bunu avantaja da çevirebilir yatırımcı. Şimdi düşük olan daha da düşebilir mi? Düşebilir. Çok katmanlı yukarıya doğru çıkabilir mi? Hızlı bir şekilde çıkabilir. Peki bunu ilk bakacağımız iş nedir? Gidip tarihte bakmamız lazım. Değil mi? Yani bakmamız lazım ki tarihte bu rakamlar en pahalısıyla en ucuz olanlar arasında nasıl git gel olmuş? Aralarında değiş tokuş olmuş mu? Diye baktığımız zaman hem Polonya hem Meksika zaman içerisinde birçok defa S&P 500'ü geçmiş dolar bazında. Şimdi soru şu. Alışverişteyiz. Portföy yapacaksınız. Biz tavsiyede bulunmuyoruz. Genel verileri alıyoruz. Bunlar veri, bilimsel veriler. Buna göre bu sıralamaya göre Amerika 95, ortalamadaki Brezilya 63, Japonya 55 ve altında kalan 4 tane ülkede South Africa, Polonya, Meksika ve Türkiye. Şimdi normal şartlar altında eğer bu en son alttaki 4 ülke zaman içerisinde yukarıdaki ülkeleri gelip geçmişse, geçmişteki rakamlara normal şartlar altında aşağıda kalanların yukarıda olanlara nazaran daha çok değer kazanacağını bekleriz değil mi? Evet. Mantıklı da olan budur. Ya buradan böyle bir sonuç çıkar. Ancak bunun tersi de ekonomide birçok kez olmuş. Yukarıda olanlar çok çok hızlı bir şekilde devam etmiş hala çıkmaya. Tüm bu pahalılıklara, tarihin en yüksek hisse fiyatlarına rağmen aşağıda olanlar sabit kalmış olabilir. Yani böyle bir senaryoda tarihte olmuş. Ama eğer efficiency market theory dediğimiz öyle ya da böyle
finans piyasalarında dünyanın her tarafında yaşayan finans aktörleri sonuçta aynı kazanacak cümlesi, teorisi, sonucu, iddiası kabul edenler var bunu, bu teoriyi kabul etmeyenler var. Ama zaman içerisinde haklı olduğu zamanlar var bu teorinin, haksız olduğu zamanlar var. Hep ekonomide ne diyoruz? Zamandan zamana, günden güne, senaryodan senaryoya yeniden teorileri gözden geçirmek gerekiyor. Bu teori bugün doğru, yarın yanlış olabiliyor. Eğer efficient market teori doğru olursa önümüzdeki 5 ile 10 yıllık dönem içerisinde geçmişte olduğu gibi, yani Polonya'daki hisse yatırımcısıyla, Endonezya'daki hisse yatırımcısıyla, Amerika'daki hisse yatırımcısıyla, Meksika'daki hisse yatırımcısı uzun dönemde aynı kazanacak iseler, o zaman altta kalan, bu çizginin altında kalan Brezilya dahil, Japonya, South Africa, Polonya, Meksika, Türkiye'nin diğerlerine nazaran, çizginin üzerinde kalanlara nazaran daha katmanlı artması gerekiyor önümüzdeki yıllarda. Bu işin Türkçesi bu yani. Yani bilimsel veriden bu çıkıyor. Evet, yani o kadar güzel bir özet yaptınız ki Tahsin Bey. Geçtiğimiz, hatta hatırlıyorum, ikinci bölümde sanıyorum sizinle yaptığımız programda, Türkiye'nin zaten artan varlıklar içerisinde en sonda olduğunu gösteren indikatörlerden de bahsetmiştiniz aynen bu şekilde. Şimdi bu kıyaslamayla aslında hisselerin olması gereken yer, yani ucuz dediğimiz noktada hala alıcı yoksa aşağı doğru gitme potansiyelinin olduğu, pahalı dediğimizin ise ucuzlayıp belki bizi yakalamasının da, değil mi, karşı, yani böyle bir riskle de karşılaşılabilir. Şimdi ucuz dediğimiz piyasaya girdiğimizde belki o aslında normal fiyatta kaldı. Yani işte belirsizlik dediğimiz, kafaların karıştığı nokta işte bu. O yüzden de insanlar, daha doğrusu yatırımcılar, paralarını, tasarruflarını saklamaya çalışan yatırımcılar bu karmaşanın içerisinde, yani tamamen daha sakin olmakta da fayda var gibi görünüyor. Sizin bu aktardıklarınızdan ben en azından bunu çıkartıyorum. Ama tasarrufu nasıl koruyacağız? O da çok ciddi bir sorun. Tasarrufu birincil olarak, o meşhur İngilizce kelimeyi unutacağız. Cash is king deniyor ya. Evet. Hani sen, hani kar cebe yaraşır. Ben onu öyle çeviriyorum. Bunu şimdilik köşeye koyacağız. Öyle mi diyorsunuz? Ne yapalım? Tamamen ana parayı mı koruyalım? Tamamen yatırımda tutacağız, yatıracağız. Yatırılmayan, cash duran para enflasyonla, fırsatların kaçırılmasıyla portfolyo yatırımları varlık yönetiminin en büyük hatası. Devamlı yapılan, düzenli yapılan şey, hata. %20 kazandı mı hemen realizasyona gideriz. Doğamız böyle. Evet. Azıcık bir korkumuz vardı. Keşke bekleriz, enflasyonda paramızı yer bitirir götürür. Yatırım profiline uygun yatırım yapmanız lazım. Az önce söylediğinize şeyden münhasır bir şey söylemem lazım. Lütfen, buyurun. Söylediğinizi eklemek açısından hem de teyiden. Bakın, altta kalanlar bu şekilde gidebilir. Üstte kalanlar hızlı bir şekilde aşağı gelebilir. Altta kalanlar hızlı bir şekilde yukarı gidebilir veya aşağıya gelebilir. Tüm bu şeyler, permütasyon hesapları yapılabilir. Ama eğer geçmişteki datalar doğru olursa, diyoruz ki Meksika endeksi dolar bazında S&P'yi birçok kez geçmiş ise, evet, efficient market teorisi doğru ise, altta kalanlar yukarıya doğru dolar bazında zaman içerisinde yükselme ihtimali, bakın ihtimali, yukarıdakilerin daha çok yükselme ihtimalinden daha büyük. Karışık olmadı değil mi? Yani olmadı, evet. Giderekten birbirlerine yaklaşması gerekiyor. Bu alttakiler hızlı bir şekilde çıkarak olabilir, yukarıdakiler daha az hızlı bir şekilde çıkarak olabilir
veya yukarıdakiler düşerekten aşağıdakiler yukarı doğru gelebilir. Hı hı. Bunu zaman gösterecek. Ama ihtimal doğrultusunda elimizdeki veriler dünyada hisse piyasalarında pozitif ve negatif bir şekilde ayrışmış ülkeler var. Evet. Zaman içerisinde bol parayla beraber bunların bir kelime şu, bunların bir konvergense gideceğini, ortak noktaya doğru ilerleyeceğini, birleşme noktasına doğru gideceğini söylüyorum. Evet. Tahsin Bey, çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli bir program oldu benim için de. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, Marbling Group CEO'su Sayın Tahsin Aygün Zürih'ten efendim aktardı bizlere. Böylece Stüdyo Zürih'in sonuna geldik. Kısa bir ara yapıyoruz. Aradan sonra ise gün sonuyla tekrar karşınızdayız.